Merhaba arkadaşlar, Sendeyiz Hocam da köklü denklemler sendeyiz şimdi sorularıyla karşınızdayım. Tabii soru çözerken nasıl çözümümüzü anlatacağız. Sevgili arkadaşlar, konu anlatımının hemen arkasından bu testimiz geliyor. Sendeyiz şimdi adı ve sorularda çözerken biz nasıl çözüyorsak bunun arkasından gelecek olan 3 tane testi de aynı şekilde çözmenizi istiyorum. Hiç beklemeden hemen başlıyorum. Birinci sorum şu. Tabii standart oldu artık arkadaşlar. Soruları çözmeden önce köklü denklemlerde ne yapmamız gerekiyor onu bulalım. Şimdi arkadaşlar hemen notumuzu şöyle alalım. Şimdi köklü denklemlerde ilk benim amacım kökten kurtarmak. Şimdi kökten kurtarırken iki durum var. Nedir? Bir tanesi eğer benim köküm tek ise, yani şuraya ne diyelim? Tek. Derecesi tek. Şöyle yapalım. Bir tane köküm var. Benim ilk amacım bunu kökten kurtarmak. Tek olduğu için kökten aynen çıkar. Yani kökü kurtardıktan sonra değişen bir şey olmaz. Şöyle bir örnek verelim isterseniz daha rahat görürsünüz. Örneğin arkadaşlar küp kök x eşittir 2 dedim. Her tarafın küpünü alıyorum. Niye? Kökten kurtaracağım. Küpünü aldım. Böylelikle ne oldu? X oldu. Karşısında 8 oldu. O zaman bu x değeri 8. Yani denklemi sağlayan değerim 8. Şimdi ikinci durum var. Bu birinci durum. Bir de çift kök var arkadaşlar. Diyelim x karşısı da 2. Şimdi ben bunun karesini aldım. Dördüncü kuvvetini aldım. Çünkü dördüncü dereceden kökü kurtarmam lazım. Buranı da dördüncü dereceden aldım. Bakın bu bunu götürdü. Ne kaldı burada? X. X kalmıyor. İşte çift dereceli olduğu için mutlak çıkar. Karşısı da 16 çıkar. Daha sonra arkadaşlar x'imiz iki tane değeri vardır. Nedir? Mutlak x 16, bir artılısı, bir de eksilisi. İşte olay burada başlıyor. Eğer çift bir kökünüz varsa hem pozitif hem negatif çıkacak. Daha sonra köklü denklemlerin en önemli kuralı, lütfen not alın. Çıkan sonucu denklemde yerine yazmak zorundasınız. Çiftlerde ama. Çünkü niye? Önünde benim bir tane eksi var. Şimdi ben dördüncü dereceden x'e götürüyorum. 16'yı yazdığımda bakın ne oluyor? Dördüncü dereceden 16. Evet bu gerçekten dışarıya 2'nin dördüncü kuvveti olur. 16. Dışarıya da ne diye çıkar arkadaşlar? 2 diye çıkar. Diğerini de aynı şekilde yazacağım. Dördüncü dereceden eksi 16. Çift kuvvetlerin içerisi negatif olmayacağı için gider arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani köklü denklemlerde çıkan sonuçları yerine yazmak zorundasınız. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye. Hemen sorumuza geçelim. Küp kök 3x artı 9 eşittir 3'e. Denklemini sağlayan x değerlerini bulalım. Her tarafını ne yapıyorum arkadaşlar? 3. dereceden kökünü alıyorum. Çünkü kökü götüreceğim. Bu bunu götürdü. Dışarıya olduğu gibi çıkar. 3x artı 9 27 olur. 27'yi karşıya attım. 3x eşittir. 27 eksi 9 18. Her tarafı da 3'e böldüğün zaman denklemlerdeki amacımız buydu zaten. X'i yalnız bırakmak. 18 bölü 3'ten 6. O zaman çözüm kümem 6'dır diyorum. Ceyhan seçeneği. Geldim ikinci soruya. Bakın çift bir kuvvet. İlk işim karekökü kurtarmak. O yüzden her tarafın karesini alıyorum. Dışarıya lütfen arkadaşlar karekök olduğu için mutlak x artı 1 çıkar. Karşısı 16 olur. İki tane seçeneğim var benim mutlak olduğu için. Bir tanesi x artı 1 eşittir 16. X'iniz buradan 15 olur. Diğer kökümüz ise x artı 1 karşısı eksi 16. Karşı attığım zaman eksi 17 olur. Çözüm kümem iki tane var. 15 ya da eksi 17. Yerine yazdığınız zaman arkadaşlar dikkat edin. Kök eksi 17'ye. Karekök eksi 17 artı 1. Bu da karekök eksi 16. Gerçel bir sayı olmadığı için eksi 17 kökü sağlamaz diyoruz. Sadece 15 sağlar denizli seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Hemen soru üstünde küp kök x eksi 3 eşittir 2 eşitsizliğini sağlayan, eşitsizliğini olmaz, eşitliğini diyeceğiz burada. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Her tarafın küpünü aldım, küpünü aldım. Böylelikle arkadaşlar bakın bu bunu götürdü. X eksi 3 eşittir 2'nin kübü. 2'nin küpü kaçtır? 2'nin kübü de 8. O zaman x eşittir 11 oldu. Çözüm kümem de 11 olmuş olur. Hemen diğer bir soru. Mutlak x artı 4 eşittir 10 denklemi sağlanan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Önce tek kuralım bakın. Köklü denklemi yalnız bırakın kökü, sonra kökten kurtarın. O halde artı 4'ü ne yapıyorum ben? Hop şuradan karşıya göndereceğim. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Kök x. 4'ü karşıya eksi 4 diye gönderdik.
kök x 10 eksi 4 6 oldu. Şimdi benim denklemim bu. X'im yalnız mutlak kök x'i. Şimdi her tarafın ne yapacağım arkadaşlar? Kök x'in 6 olduğunu biliyorum. Kare kökten kurtarmak için her tarafın karesini aldım. Bu arkadaş bunu götürdü. X kaldı ama mutlak x. Bu da ne olur? 6'nın karesi 36. Dışarıya nereye çıkar arkadaşlar? 1 36, diğeri de eksi 36. Negatifi sağlamaz diyoruz. Artı 36 cevabımız E seçeneği. Geldik 9. neye 9. soru? 5. soruya. Hemen 9'a atladık. 2 tane kök var. Olsun, benim amacım kökten kurtarmak değil mi? Evet. Şimdi birinci kökü yazdığımız zaman bakın. Karekök 5 artı karekök x artı 1 eşittir 3. Şimdi ilk işim en dıştaki kökü kurtaracağım. O zaman her tarafın karesini alıyorum. Karesini aldım. Bu arkadaş bunu götürdü. Ne kaldı? Kök içerisinde x artı, mutlak değer içerisinde 5 artı kök x artı 1. Bakın içerideki kök aynen kaldı. Eşittir 3'ün karesi 9. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası bir ne olacak? 9 olacak. Bir de eksi 9 olur. Hemen devam ediyorum. Burası 5 artı x artı 1 eşittir 9. Bir de negatifi sağlayacak. 5 artı mutlak değer x artı 1 eşittir eksi 9. Şimdi 5'i karşıya attığım zaman kök içerisinde x artı 1 eşittir 9 eksi 5'ten 4. Kök içerisinde x artı 1 karşıya attığım zaman eksi 14. Zaten bir karekök dışarıya negatif olarak çıkmaz. O yüzden x artı 1 eşittir 4. Şimdi tekrar karesini alıyorum. X artı 1 4 ise her tarafın karesini alırsak x artı 1 eşittir 16 çıkar. Mutlak tabii ki de. Böylelikle x'imiz x artı 1 bir 16 eşit olur. Karşı atarsak 15 olur. Bir de x'imiz x artı 1 eksi 16. Karşı atarsam eksi 17 olur. Negatif değer sağlamayacağı için sadece neyi alacağız? Pozitifi alacağız. Bursa yani B seçeneği. Geldik 6. soruya. İç içe kökler verilmiş. Hiç sorun değil. İster tek tek alın, isterseniz tek köke çevirin. Ondan sonra kurtarın. Şimdi hazır alışmışken şöyle tek tek alalım. Her tarafın karesini aldım. Kare kökü götürdü. Kök x kaldı. Karşısı kare kökü götürdü. 4 kaldı. Tekrar bir kare alıyorum bakın arkadaşlar. Tekrar bir kare alıyorum. Buradan mutlak x çıkar. Tabii şurada da aslında mutlak x çıkıyor. Şöyle yapalım. Mutlak x çıkar. Tekrar karesini aldığımda zaten kare mutlak aynı anlama geliyor. O yüzden tek mutlak x yazdım. O zaman tekrar aldığım zaman mutlak x eşittir. Ne oldu? 16 oldu. Sağlayan değerler nelerdir arkadaşlar? Bir tanesi 16. Diğeri de x eşittir. Eksi 16. Bir artılısı bir eksilisi. Ama ben şunun içerisine eksi 16 yazdığım zaman bu denklemi sağlamayacağı için negatif. Çift kare köklerde içerisi negatif olamaz. Bunu kullanmıyorum. Artı 16'yı kullanıyorum. Denizli seçeneği diyoruz. 7. soru. İç içe kökler verilmiş. Bakın küp kök 2 kare kök 2 eşittir kök x. Denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Önce bir her tarafın bir küpünü alalım. Küpten kurtaralım. Bakın bu bunu götürdü. Ne kaldı içerisi? 2 kare kök 2. 2 kare kök 2. Dikkat edin arkadaşlar, küp küp. Ha, bir saniye, burada kare kök küp var. Bunu yapmayalım. Niye yapmayalım? Şundan dolayı yapmayalım. Kökten kurtarmamış oluyorum. O zaman şöyle tekrar bir dönüyorum. Tek kökün içerisine çevirelim. Sonra kökleri eşitleyelim. Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi küp kök var, 2 var. İç içe köklerde arkadaşlar. Arada herhangi bir sayı olmayacak. O yüzden bu 2'yi içeri atıyorum. Küp kök, kare kök. 2 içeri atarsak içeride 2 vardı. Buradaki 2 kare kökün içerisine 2'nin karesi ya da 4 diye girer. Eşittir kök x. Devam ediyorum. İç içe kök olduğu için burası 3. Burada ne var bakın, aslında bir 2 var. Dereceleri çarptığımda 6. dereceden 2, 4. Burası da 8 oldu. Eşittir kök x. Şimdi tek köke çevrildi. Şimdi arkadaşlar bakın, bu nedir? 6. Burası nedir? Kare kök 2. Şimdi ben her tarafın dikkat 6. koetini alırsam, 6. koetini, bu arkadaş bunu götürür. Burada ne kalır? 8. 6. koetini alırsa önemli burası. Şimdi şuradan açalım. Kök x. Burada aslında kare var. 6. koetini aldığım zaman arkadaşlar bakın kare kök. Bunu üstü sayı şeklinde yazarsam kökü daha net görürüz. X üzeri 1 bölü 2'nin 6. kuvveti x üzeri 6 bölü 2'dir. Bu da ne yapar? X küp yapar. Yani
kökün derecesiyle aslında bu hem sayının derecesi hem tamamın derecesi. Sadeleştirdiğim zaman 3 kalır. O yüzden burası x küp olur. Hemen soruyorum. Neyin küpü 2? O zaman nedir arkadaşlar? X'imiz burada kesinlikle 2 olmak zorundadır. Buna dikkat ediyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldik 8. ve son sorumuza arkadaşlar. Küp kök 9 üzeri x artı eşittir 81 denklemini sağlayan x değerini soruyor bize. Şimdi 9 ve 81 arasında bir bağlantı var mı? Evet hocam. Nedir? 81, 9'un karesidir. Bakın işim daha kolaylaştı. Şimdi 9 bir taban. Bu 9 da bir taban. O zaman bize verilen küp kök 9 üzeri x artı 2 sayısını üstlü sayı şeklinde yazdım. 9'un karesi. O zaman 9 sayımız. Sayımızın derecesi x artı 2 bölü kökün derecesi 3. Bu neye eşittir arkadaşlar? 9 üzeri 2. Tabanlar aynı olduğuna göre dikkat edelim. X artı 2 bölü 3 neye eşittir arkadaşlar? 2'ye. Yani 2 bölü 1 aslında. Üstleri eşitliyorum. Buradan da içler dışarı çarpımı yaparsak x artı 2, 2 kere 3, 6. X'i yalnız bırakıyorum. 6 eksi 2'den x'imiz de buradan ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sen de isimli sorularını çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.